Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Bunlardan birinden çok ciddi teklif aldın diye biliyorum. Diğerlerinden de aldın mı? Onlardan teklif aldın mı diye sorayım sana. Abi ben şöyle söylüyorum. Ben tabii ki ben Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray tabii ki beni özellikle çağırıyor. Tabii ki ben o zaman bilmiyorum Trabzon'dan ya, ama beni yani bu geldi bana, ama ben gerçekten ben kabul etmedim. Yani çünkü ben Trabzon oynarken ben çok mutluyum orada. Ben kabul etmedim. Çünkü ben biliyorum, ben sohbet ettim. Bir şey, İstanbul büyük takımla bir takım beni çağırdı. Beyaz kartı verdi. Yaz istediğin rakam, yaz burada gel. Ama ben yapmadım. Ben Beşiktaş'ta bırakmadım. Sinan Engin'le ilgili bir bilgi aldım. Beşiktaş Sinan Engin değil mi? Yani Beşiktaş'la evet. ilgili çok ciddi bir teklif aldın ama Trabzon'u bırakmak istemedin. Onu ben söyleyeyim hadi, sen söylemiyorsun. Şimdi biraz da şöyle yapmak istiyorum. Biraz bugüne doğru dönmek istiyorum. Yani bugünkü takıma doğru dönmek istiyorum. Yeni Trabzonspor'u beğeniyor musun? Trabzonspor'un bugünkü kadrosunu. Yani mesela şöyle düşünüyor musun? Ah şu kadronun içerisinde ben de olsaydım çok iyi olurdu diyor musun? Evet, evet. Bazen düşünüyorum. Yani ben Trabzon maçı seyredirken ben tam o aklıma geliyorum. Ben zaten söylüyorum. Keşke de ben. Ama kısmet. Ama şimdi gerçekten Trabzonspor kadro çok iyi. Trabzonspor çok iyi gidiyor. İnşallah Allah izniyle kimse sakatlık görmese inşallah bu takım şampiyon olabilir yani. Ama gerçekten çok beğeniyorum. Bu kadro çok iyi. Şimdi teknik direktör de Hüseyin getirdi. Çok iyi oldu. İnşallah tabii ki Hüseyin şimdi yeni başladı falan, ama inşallah Allah izniyle inşallah Trabzonspor yani kadro olarak çok iyi ve Hüseyin'le Trabzonspor maçlar yani özel maçlar ve önemli maçlar çok iyi biliyor, çünkü biz biz bazen o ufak küçük takım karşı biz puan kaybediyoruz. Şimdi ben baktım, Hüseyin hep oyuncu uyarlıyor, o ilgilenen, çünkü önemli büyük maçlar özellikle onlar önemlidir, çünkü zaten Trabzonspor büyük maçlar oynarken çok motive oluyor, çok istek oluyor, ama küçük maçlarda çok motive olmuyor. Ama bu sene ben bir baktım, Hüseyin o giderdiler. O evet, olay gitti. Evet, ona ayarlamaya çalışıyorum ve ayarlıyorum. O yüzden Trabzonspor şu ana kadar lider oldu. İnşallah sezon sonuna kadar böyle olacak ve Trabzon şampiyon olacak. Hem bizim mutlu olacak, hem Hüseyin kendisi mutlu olacak. Çünkü o kendisi şampiyonluğu görmeden inşallah teknik direktör olarak inşallah görecek. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela Sörloth. Yani mesela sen çok asist yapan bir oyuncusun. Yanında bir Sörloth olsa mesela 52 tane asistim var benim bakabildiğim kadarıyla. Herhalde bir Sörloth'la oynamak isterdin değil mi? Evet, ona evet. Asist yapmak. Gerçekten şu anda en çok beğendiğim oyuncu birisi. Gerçekten çok iyi bir santrafor. Çok kuvvet, çok teknik, çok koşan bir santrafor. Eğer ben olsaydı bence daha çok gol atardı. Çünkü ben asist yapmaya çok seviyorum. Ben yani ne zaman yani pas verme imkan yok, o zaman ben gol atıyorum. Yoksa ben asist yapmaya çok seviyorum. O evet evet biliyorum. Ben fazla gol atmıyorum ama çok asist yapıyorum. Asistin daha fazla, onu biliyorum zaten Trabzonspor'da. Bir de buraya gelmişken şunu da söyleyeyim. Genelde Trabzonsporlar hem seni çok seviyorlar, bir de Vakame'yi de çok sevdiler. Hatta zaman zaman seni onunla kıyaslıyorlar. Yani ya acaba Vakame mi daha iyi, Yattara mı daha iyi diye kıyaslıyorlar. Sen Vakame'yi nasıl değerlendiriyorsun? Abi Vakame tabii ki çok iyi bir oyuncu, ama bence ben Vakame'ye kıyaslamaya ben hoş değil. Çünkü biz hepimiz Trabzonspor oyuncu. Hem hepimiz bu aynı rengi oynadı, aynı formaya girdi. O yüzden bence o doğru bir şey değil. Çünkü eğer Vakame çok iyi performans gösterirsen tabii ki Trabzonspor şampiyon olacak.
O yüzden ben de çok beğeniyorum zaten Wakame. Ama benim kendi stilim var. Wakame'nin kendi stili var. Tabii ki o da teknik var. Ama bence benim teknik daha birazcık üstünde. Bence. Ama gerçekten ben de çok beğeniyorum. Ama o daha çok güçlü. Ben çok beğeniyorum Wakame'yi. Wakame çok süper bir oyuncu. İnşallah ben, o da sakatlık görmese inşallah o bize şampiyon yapacak. İnşallah. Ben zaten kıyasla diye söylemedim de hani kıyaslanıyorsunuz. Seninle onun yetenekleri arasındaki farkı konuşmak için sormuştum. Problem evet, yoksa. Wakame de aynı stil. O da çok teknik var. Ama ben daha çok hızlı, o biraz daha çok yavaş. Ama yavaş. O daha çok güçlü bende. Yani böyle her futbolcu biraz farklı var. Tamam, buydu zaten sorduğum. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Tamam, bunu sormuştum zaten. Şimdi bir de şöyle bir esprili bir soru soracağım. Trabzon'da bana bütün kötü şeyleri Mehmet Yılmaz'la Erdinç öğretti diyormuşsun. Bütün kötü sözleri, doğru evet, mu böyle evet. Bir şey? Bütün kötü sözlerden Mehmet Yılmaz ve Erdinç Yavuz onlar beni öğretti. Ben ilk geldi, bize kampa gitti, bize hazırlık maç oynadı. Sonra ben bir hatırladım, Mehmet Yılmaz çok gol kaçırdı. Ondan sonra biz de gol yedik orada. Erdinç defans oynuyor, Mehmet Yılmaz kantor. Sonra maç bitti, ben o zaman Türkçe bilmiyorum. Biz geldi otel. Yemek geliyor sonra Erdinç Yavuz bana diyor ki bak İbu, Mehmet Yılmaz gelince sen söyle, Mehmet Yılmaz biz sana gol makine aldı, sen tıraş makine çıktı. O zaman ben bilmiyorum ne demek. Sonra Mehmet Yılmaz geldi, ben diyor ki ama herkes orada biz kahvaltı yapıyoruz, ben diyor ki Mehmet Yılmaz biz sana gol makine aldı, sen tıraş makine çıktı. Mehmet Yılmaz ben tam kırmızı oldum. Ben kırmızı çok utandı. Ben bilmiyorum ben. Sonra Mehmet Yılmaz hemen baktı, Erdinç benim yanında. O hep şaka yapıyor ya. Sonra diyor ki Erdinç sen söyledin değil mi? Sonra Mehmet Yılmaz da yemekten sonra Mehmet Yılmaz da geldi benim odada. Sen biz yemek gidince sen Erdinç gelince sen söyle. Erdinç sen mal defans, santrafor hep gol. Evet, gerçekten güzel anılar. Evet. Peki bir de şöyle birkaç tane küçük şey soracağım. Bir unutamadığın maç Trabzonspor'da hangisiydi? Unutamadın ya, şu maçı hiç unutmadım diyeceğin maç var mı? Abi unutamadığım maçlar çok var. Mesela biz Kıbrıs'a gitti, sonra ben kırmızı kart gördüm UEFA maç, sonra takım yanlış bıraktı, sonra takım mağlup etti. O sene çok üzüldüm. Gerçekten eğer ben bu kırmızı kart görmesem biz o maç kaybetmez. Hem de takım yanlış bıraktı, hem de maç 3 puan kaybetti. Üzüldüm. Ama sonra tekrar o Kıbrıs takım maç seçti bir sene sonra o biz bir seferden ki dakika 90 benle friki kattı, 1-1 oldu. Çok süper maç oldu. Ben hiç unutamadım o maçlar. Evet. Peki bir de yani o manada bir şey soracağım. En iyi anlaştığın arkadaşın kimdi Trabzonspor'da? Böyle hani beraber Hasan 3.'yü anladık. O tamam da. Onun dışında kimler vardı böyle çok yakın anlaştığın, diyalog kurduğun? Ya Mehmet Yılmaz var. Serkan Bacı var. Fatih Tekke bize konuşuyor falan filan ama sürekli konuşuyor ama böyle bir şaka falan oyun yok bizim aramızda. Yok. Yani Mehmet Yılmaz gibi, Hasan Üçüncü gibi öyle bir şaka diyalog yok. Ama Serkan Balcı şaka yapan oyuncu. Serkan Balcı, Mehmet Yılmaz var. Hasan Üçüncü var. Şey de var. Giray Kaçar da var. Giray zaten benim kardeş zaten. Giray. Var mı onunla ilgili bir anın? Giray'la ilgili. He? Giray'la ilgili bir anın var mı böyle hani?
güzel bir anın. Evet evet Giray, mesela ben ilk şey oynamaya başladı, ilk tavla hep Giray'la oynuyorum. Zaten ben kaybedince ben çok moral bozuluyorum. Hem moral bozuluyorum, ben şey maça iyi oynamıyorum. Sonra Giray da geldi, herkese söyledi. Ben yeni başladı şey tavla oynama. Giray da herkese söyledi, bak kimse İbo abi maç günü kimse İbo abi tavla oynarsa sen bırak o oyun o kazansın. Yoksa o iyi oynamayacak. Sonra biz problem oluyor maça. Evet evet, ben bugün de duydum zaten. Maç Oğuzhan'la oynamışsın galiba. Onda da mağlup olmuşsun. Moralin çok bozulmuş galiba. Ben çok moral bozuk ya. Ama tabii ki ben normal hep PS oynuyorum ama bugün onlar FIFA oynuyor. Ben FIFA alıştım değil. Ben alışamadan şey FIFA oynama. Ama inşallah bir dahaki maç inşallah ben de kazanacağım. Daha ama iyi olacak. Gerçekten Oğuzhan çok iyi yani. Çok iyi. Çok iyi oynuyoruz FIFA. Oğuzhan zaten sahada da iyi ama bu sene performansını fazla göremedik yani. Ama inşallah sene yani Oğuzhan çok iyi bir oyuncu. Ben izledim. Çok iyi. Çok teknik. Çok çalışan bir oyuncu. Ama belki hocayla anlaşamadı. O yüzden. Ama seneye biz bekliyoruz inşallah. Zaten çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir çocuk. Gerçekten ben onun oyunu çok beğeniyorum. Hep koşuyor, teknik olarak, fiziksel olarak. Ama seneye inşallah tekrar dönecek orada ve her şey güzellik. Daha güzel olacak. 2-3 tane de şey sorum var. Böyle basit hayata ilişkin soru soracağım sana. Ona Survivor'a gittin. Şu anda Survivor'ı izliyor musun? Abi sürekli izliyorum. Kim? Adayların kimler? Şampiyonluk adayların? Yani ben normal şey tabii ki futbol arkadaş olarak ben şey tutuyorum. Sercan'ı mı? Sercan'ı tutuyorum ama Sercan performans ben beğenmiyorum. Ama şu anda ben favorim Aycan. Aycan'ı. O da futbolcu, kadın futbolcu. Evet, o da kadın futbolcu. Yani ben de biz de istiyoruz bir gün bir futbolcu da kazansın. Şampiyon olsun yani. Survivor'da. Şampiyon olsun. Her sene futbolcular geliyor ama kimse şampiyon olmadan için ben de takılıyorum. Ben şimdi inşallah bir sene bir futbolcu şampiyon olsun ya. Evet. Ama özellikle ben şampiyon olmak istiyorum. Şampiyon. Evet evet. Çünkü ben Karadenizliyim. Tekrar çağrılsa gider misin? Tekrar gider misin? İnşallah. Ama ben şampiyon olmak istiyorum orada. Aa çok güzel. Çok. Tekrar. Vallahi ben şampiyon olmak istiyorum orada. Çünkü ama ben ilk sene ben ilk gittiğimde ben yeni ameliyat oldu dizimde. Ben hep sıkıntı oluyorum. Ama şimdi biraz iyi. Gerçekten ben iyi performans. Tabii ki bazen konuda konuşmaya falan filan bazen insanlar konuşmaya daha çok iyi biliyorum. Belki o yüzden onlar çok oy alıyor orada. Yoksa performans olarak yani bence ben de iyi yani. Aç kalıyorsunuz ama orada değil mi? Çok aç kalıyorsunuz. Abi çok aç kalıyor ya. Çok çok aç kalıyor. O da performansı düşürür tabii. Evet. Şeyi soracağım. Trabzon'da en çok neyi özledin? Şu anda İstanbul'dasın. İstanbul Spor'da Fatih Hoca ve Orhan Hoca ile birlikte çalışıyorsun. Şu anda Trabzon'da olsan ne yapmak istersin? Trabzon'da ne yapmak istersin? Ben sadece Trabzon Spor formayı özledim. Trabzon Spor taraftar ama ben fazla bir şey özlemedim Trabzonspor. Çünkü bizi her yer Trabzon. Burada da sanki ben Trabzon'da yaşıyorum. O yüzden ben hiçbir şey özlemedim. Mesela ben yemek istiyorum. Ben direkt Cemil Usta'ya gidiyorum. O Trabzon yemek var. Yani bizi her yer Trabzon. Ben nerede gitsem ben hiç özlemedim. Her yer Trabzonlular var. Ben rahatım yani. Abi oğlum. Çok güzel. Peki evet. Böyle bitirelim o zaman sohbetimizi. Çünkü hani o slogan çok yaygın bir slogan. Bize her yer Trabzon. Sen de onu söyledin evet. Ve ama sohbeti hem de bir şey anlatmadan şey. Biz Hasan Uçu ilgilendi. Ben her zaman unutuyorum bu şeyler anlatmaya. Biz bak az önce Semavi abi beni aradı. Herhalde Semavi
Görüyor onu. Garanti ben dayak yiyorum bugün. Bugün garanti ben tamamen dayak yiyecek. Çünkü o bana söyledi hiçbir zaman o televizyon anlatma, anlatma dedi. Şimdi yok, ben yok, anlat güzel. Anlatma dedi, ben şimdi anlatır garanti bana ben dayak yiyorum garanti. Ama abi ben Hasan Uçuncu'da şeyler var. Ben Hasan Uçuncu, ben çok yakın arkadaş ya. Biz 15 sene önce biliyoruz, şimdi bütün takım devre arası kamp yapıyor Antalya'da. Sonra orada Efes turnuva oluyor. O sene bize karşı oynuyordu. PSV Eindhoven. O zaman Robben yeni çıktı takımda. Yeni çıktı. Sonra biz tanımıyoruz Robben. Ben bile de tanımıyorum Robben. Ama bizim bir tane oyuncu var o zaman. Agustin Anifu. O Ganalı. Ama o tanıyorum. Sonra biz maça geldi. O gün Hasan sağ bek oynuyor. Sonra Agustin beni aradı. Agustin diyor ki bak Hasan senin kanka. Senin kardeş gibi falan. Sen çok seviyorum ama lütfen sen Hasan'a söyle. O karşıda bir tane genç oyuncu çıktı burada. İsim Robben. Çok iyi. Çok sürat. Çok teknik. Sonra ben de geldi. Ben Hasan'a söyledim. Ben diyorum ki Hasan dikkat. Agustin diyor ki bir tane oyuncu var. Agustin geldi. Ben diyor ki Agustin sen anlat. Agustin anlatıyor Hasan. Dikkat çünkü ben Türkçe fazla konuşmadım. Agustin anlatıyor Hasan'a. Sonra Hasan bana diyor ki yok bırak ya. Ne diyor? Benim bizim Hasan Uçuncu. O geldi diyor ben bir başlayacağım orada. Korkuyor dedi. Tamam dedim. Sonra bir oyun başladı. Abi adam 10 kere geldi, 10 kere geçti. Dakika 15, 2-0. Hasan perişan oldu. Hasan sağ adam alıyor Hasan sağdan sonra yerde bırakıyor Hasan. La biz yani yedek kulübe gülmeye, hoca bile güldü. Herkes gülmeye başladı. Hoca hemen yani Hasan'la değişmek istiyor. Pankart bir çıktı, 6 numara. Hasan böyle dedi. Alhamdülillah. Oyuna çıktı. Sonra geldi. Monta aldı. Oturdu böyle. Sonra herkes bakıyor Hasan'a. Kimse bir şey söylemedi. Ben diyor ki Hasan. Robben nasıl? Hasan bana diyor ki. No Müslüman. No Müslüman. Müslüman değil. Evet. Çok güzel. Abi, çok komik. Bunu da ilk defa duymuş olacak Hasan. Evet. Abi ben Hasan. Robben nasıl? No Müslüman. Evet. Gerçekten Yattara çok keyifli bir sohbet oldu. Çok evet. Teşekkür ediyorum bu zamanı ayırdığın için. Çünkü Trabzonsporlar seni çok merak ediyorlardı. Yani daha doğrusu mutlaka zaman zaman görüyorlar. İstanbul Spor'daki görevinde başarılar diliyoruz. Hem Fatih Hoca'ya, hem Orhan Hoca'ya, hem sana. İnşallah seni daha ileride, çok daha farklı yerlerde, hak ettiğin yerlerde görmek istiyoruz. Bu röportaj için teşekkür ediyorum. Abi ben teşekkür ederim. Mehmet Yılmaz Bey çok selam söyle. Bütün ekiple çok selam söyle ve izleyenler çok selam. Ve bütün Trabzonspor seyirciler ben sizi çok seviyorum ve bize her yer Trabzon. Evde kal, lütfen evde kal. Ben de evde kalıyorum. Seviyorum sizi. Bize her yer Trabzon. İşte bu.